debdebe, şatafat, israf ve VIP aşı düşerken milletimizin payına salgın, hayat pahalılığı, işsizlik, açlık, kuyruklar ve askıda ekmek düşüyor. Büyük acılar yaşanıyor. Milletin gerçek gündemini kaçırmak için ülkenin başındaki saray ittifakı akla hayale gelmeyecek işler yapıyor. Biz aşı yok diyoruz, onlar çıkıyor zillet diyor. Biz işsizlik diyoruz, onlar çıkıyor illet diyor. Biz millet aç diyoruz, onlar çıkıyor her konuda iftira atıyor. Milletin derdine derman olamayan Cumhur İttifakı çamur ittifakı oldu. 10 parmağında 10 kara. Her yere sürerek beceriksizliklerini saklayabileceklerini zannediyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Cumhur'un başkanı olmak yerine partisinin genel başkanlığını tercih eden Erdoğan, kendisinin sarayından sanal olarak katıldığı ama partililerinin sosyal mesafe tanımadığı kongrelerinde ağzına geldiği gibi konuşuyor. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefete her türlü hakareti ediyor. Aslında atalarımız ne güzel demiş. Testide ne varsa dışına o susar. Biz ülkemizi siyasetsiz siyaset ülkesi haline getirmek isteyen bu çarpık, kutuplaştırıcı zihniyeti adaptan yoksun söylemi reddediyoruz. Cevap vermeye dahi değer bulmuyoruz. Biz milletimizin sıkıntılarını sahiplenmeye, dertlerini dile getirmeye, belediyelerimizin aracılığıyla bir nebze de olsa milletimizin sıkıntılarını hafifletmeye çaba göstereceğiz, devam edeceğiz. Dertlere derman olacak önerilerimizi yapmaya, ülkeyi yönetenleri çözüm üretmeye zorlamayı sürdüreceğiz. Milletin gerçek gündeminin çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz işi, aşı, ekmeği konuşacağız, olmayan aşıyı konuşacağız. Toplumsal bağışıklık kazanmak için nüfusumuzun en az %60-70'inin aşılanması gerekiyor. Yani en az 60 milyon kişinin aşılanmasına ihtiyaç var. Bunun için 120 milyon doz aşının ülkeye gelmesi gerekiyor. Sağlık Bakanı'nın daha önceki açıklamasına göre Aralık ve Ocak ayında toplam 40 milyon doz aşı gelecekti. Ocak ayının ortasını geçtik. Ayın sonuna geliyoruz. Şimdiye kadar geldiğini bildiğimiz aşı miktarı 3 milyon doz. O da bir tek kaynaktan, Çin'den. Şimdi bugün Cuma namazı çıkışında Erdoğan Çin'den ikinci parti aşı onayının çıktığını söyledi. Nasip olursa büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilirmiş. Yani aşının ne zaman geleceği nasibe kısmete kalmış. Erdoğan'ın beklentisi de 10 milyon doz aşının, yani beklenen de nasip olursa gelecek denen de 10 milyon doz aşı. Aşı yok, beklenti var. Beklenti ne demek? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya, kesin sayıyı bilmiyor musunuz? Ne hale geldi bu devlet? Soruyorum. İhtiyacımız olan 120 milyon aşının 117 milyon dozu ne zaman gelecek? Ocak sonuna kadar geleceğini söylediğiniz 40 milyon doz aşı nerede? Neden 40 milyondan 10 milyon doza düştük birdenbire? Alman aşılarıyla ilgili bağlantıyı yaptık demiştiniz. Nerede, geldi mi? Ne oluyor? Bu bağlantıları yapmakta geç mi kaldınız? Yoksa paranız mı yok? Ha, para varsa neyi, kimi bekliyorsunuz? Bunları öğrenmek hepimizin hakkıdır. Milletin önüne dört başı mamur, bir tedarik, bir aşı tedarik ve aşılama takvimini hala koyamadınız. Milletin içi rahat değil. Millet canını emanet edecek yer arıyor. Siz ise aşı gelmeden KDV'sini getiriyorsunuz. Yeterli aşı yok. Ama olmayan aşının özendirme kampanyası var. Bari aşıda adalet olsun diyoruz, o da hak getire. AK Parti MKYK'sı aşılanıyor. AK Partili belediye meclis üyeleri aşılanıyor. Hükümetin ekran rektörleri aşılanıyor. Yandaş şarkıcı, türkücüler aşılanıyor.
milletin aşı olma sırasına kaynak yapan yapana. Her alanda olduğu gibi aşıda da adaletsizlik ve kayırmacılık ayyuka çıkmış vaziyette. Saray koalisyonunun küçük ortağı çıkmış, aşı olmak vatandaşlık görevi diye millete vaaz veriyor. E madem aşı olmak bir vatandaşlık görevi, doğru düzgün bunu neden yönetmiyorsunuz? Bir müsaade edin de vatandaşlarımız şu aşı olma görevini bir hakkın yerine getirsin. Ama 5 maskeyi vatandaşa bedava veremeyen beceriksizlikle malul bu yönetim aşıyı da ellerine gözlerine bulaştırıyorlar. Bu arada AK Parti il kongrelerinde korona salgını korkusu diye bir şey yok. Kongrelerde sosyal mesafenin esamesi dahi okunmuyor. İnsan bu manzaraya bakınca ya bu vatandaşa bir türlü ulaşmayan aşılar acaba AK Parti üyelerine mi ulaştı diye düşünmeden edemiyor. AK Parti kongrelerinde bulaşmayan virüs her ne hikmetse lokantada, kafede, kahvehanede bulaşmaya devam ediyor. Lokantalar, kafeler, kahvehaneler başta olmak üzere birçok iş yeri hala kapalı. E bunları saray kapattı. Esnaf perişan, esnaf çaresiz. Geçtiğimiz yıl sarayın çıkardığı genelgelerle yeme, içme ve eğlence mekanları kapatılmıştı. Lokantalar, restoranlar geçen yıl 117 gün kapalı kaldılar. Açık oldukları dönemde de zaman kısıtlamaları nedeniyle çok az çalışabildiler. Saray yasak koydu ama esnafın yasaklar nedeniyle mahrum kaldığı hasılatı telafi etmedi. Tüm dünyanın yaptığı gibi bütçeden gelir desteği vermedi. Devlete yapılacak vergi, prim, kira ödemelerini silmek yerine sadece erteledi, o da faiziyle. Destek yerine devlet bankaları eliyle faizli kredi verdi. Şimdi sarayın kapattığı bu iş yerlerine kamu bankalarının icra tebligatları gelmeye başladı. İş yerini kapatan da saray, borcunu öde diye kapıya dayanan da saray. Bıçak kemiği artık deliyor. Lokanta ve restoran işletenler artık dayanacak gücümüz kalmadı. Gerekirse en sıkı tedbirleri uygulayın ama açılmamıza izin verin diye feryat ediyorlar. Lokanta dediğiniz sadece lokanta değil. Bu mekanların kapalı kalmasından aşçısı, garsonu, kapıdaki valesi, sanatçıları hepsi doğrudan etkileniyor ama yetmiyor. Eti, sütü, sebzeyi, meyveyi üreten çiftçiler, bunları satan kabzımallar, manavlar, tüm bir üretim ve tedarik zinciri etkileniyor bu işten. Bu zincir artık kopmak, çökmek üzere. Zincirin kopmaması amacıyla yeme içme sektörü için özel bir destek programının mutlaka hayata geçirilmesi şart. En azından bu esnaflarımızdan 2021 sonuna kadar KDV, muhtasar, SGK primlerini almayın. Kamu bankalarının icralarını durdurun. Göstermelik değil, gerçek gelir ve kira destekleri verin. Tüm dünya böyle yapıyor. Esnafın çalıştırdığı işçinin, çalışanının maaşını devlet ödüyor. Kaybedilen ciroların büyük kısmını devlet telafi ediyor. Bütün bunları kaç zamandır söylüyoruz. En sonunda saray bir ay önce sınırlı sayıda esnafa, o da 3 aylığına zar zor 1.000 lira vereceğim dedi. Ama şimdi gelir kaybı desteği için başvuran esnaflarımıza red mesajları yağmaya başlamış. Red cevabının ekran görüntüsünü çeken esnaflarımız onu bize gönderiyor. Bu esnaflarımızın bir başka şikayeti de züccaciyeden giyime kadar pek çok esnafın iş yeri cumartesi pazar kapalı. Ama bu ürünleri satan zincir marketler hafta sonu açık. Salgının ezdiği küçük esnaflarımızı bir de haksız rekabetle ezdiriyorlar. Bu esnafın sesini duyan var mı? Ne gezer? Bu esnafın da milletin de sesi sarayın duvarlarını bir türlü aşamıyor. Değerli basın mensupları, bundan 1700 yıl önce büyük bir bilge
adalet ortadan kalkarsa hükümet büyük soyguncu çetelerden başka ne olur diye sormuş. Doğru bir soru ve çok doğru bir tespit. Bugün 21. yüzyılda Türkiye'nin adalet terazisi kırıldı. Çeteler ülkenin başkentine indi. Gazeteciler, siyasetçilere çeteler pusu kurup saldırıyor. Ülkede bunlar olurken kendini devlet zanneden hükümetin başı ne yapıyor? Hiçbir şey. Lütfedip bu hain saldırıları kınayamıyor bile. Hükümetin küçük ortağı ne yapıyor? O da saldırılarla arasına mesafe koymak yerine Karar Gazetesi'ndeki başka gazetecileri hedefe koyuyor. Partilileri ise soruşturmayı yürüten savcıları tehdit ediyor, onlara istikamet çizmeye kalkıyor. Peki çeteler başkentte kol gezerken, soruşturmayı yürüten savcılar tehdit edilirken, İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı ne yapıyor? Onlar da işlerini güçlerini bırakmışlar, sosyal medya üzerinden ergen çocuklar gibi birbirleriyle klavye kavgasına tutuşuyorlar. Cumhuriyetimizin hiçbir döneminde böyle bir garabet görülmedi, yaşanmadı. Bu hükümet elinde ülkemiz bir kara mizah ülkesine döndü. Adalet Bakanı'nın Türkiye bir hukuk devletidir dediği gün, hukukta normal normlar hiyerarşisini alt üst eden anayasa mahkemeler tarafından nasıl ihlal edilir adlı tiyatroda yeni bir perde açıldı. Anayasa Mahkemesi arkadaşımız Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının alt mahkeme tarafından ihlal edildiğine geçtiğimiz yıl Eylül ayında karar vermiş, bunu düzeltin demişti. Ama alt mahkemeler kimle bilmem kimlerin zorlamasıyla yüksek mahkemenin aldığı bu kararı tanımamış, anayasayı ihlal etmişlerdi. Yüksek mahkeme dün bir kez daha ihlal kararını oy birliğiyle yineledi. Mahkemeye bir kere daha bu işi düzelt dedi. Adalet Bakanı da Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır dedi. Şimdi Türkiye, Adalet Bakanı'nın iddia ettiği gibi bir hukuk devleti ise yapılacak bellidir. Alt mahkeme yüksek mahkemenin kararına uymalı, 7 ay boyunca gasp edilen millet iradesi kurtarılmalı, milletin vekilinin milletin sesini duyurma hakkı derhal geri verilmelidir. Bu ülkede 2014'ten bu yana yaşadıklarımız bize şu gerçeği açıkça gösterdi. Yasaların ve anayasanın askıda olduğu yerde ekmek de askıda oluyor. Aristo bundan 2300 yıl önce kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir demiş. Halkımız da artık bunun farkında. Milletimiz kral istemiyoruz, kural istiyoruz diye haykırıyor. Milletimiz artık kuralların olmadığı yerde keyfiliğin olduğunu, keyfiliğin olduğu yerde yatırım olmadığını, iş olmadığını, aş ekmek olmadığını yaşayarak öğrendi. Vatandaşlarımız şu salgın döneminde yediği ekmekten 1 lira tasarruf ederek faturalarını ödeyebilmek için çırpınıyor. Bunun için ekmek kuyruklarında saatlerce bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyelerimiz, diğer belediyelerimiz gibi ilave halk ekmek büfesi açalım diyor vatandaş kuyrukta beklemesin diye. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partililer belediye meclisinde hemen hayır cevabını veriyor. Bu engeli aşmak için belediyemiz mobil büfeler açıyor. Dün de Tarım Orman Bakanlığı bir talimat yayımladı. Seyyar araçlarda ekmek satışını yasakladı. Açık söyleyeyim, aba altından sopa göstermek diye tam da buna denir. Sonra tepkiler üzerine ben bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çıkartmadım dedi, ricat etti. Talimatın başka şey için olduğunu söyledi. Hükümeti buradan uyarıyoruz. Çok açık açık söylüyorum. Milletimizin ekmeğine el uzatmayın. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin.
Zaten milletin cüzdanını, tenceresini boşalttınız. Bari milletin ekmeğine el uzatmayın. Unutmayın. Milletin ekmeğiyle uğraşanı ekmekle çarpar, milletle çarpar. Değerli basın mensupları. Millet ızrar halinde. Millete sırtını dönen bu saray hükümeti yüzünü 5 tane havuz müteahhidine çevirmiş. Ne isterlerse emirlerine amadeler. Milyar dolarlık ihaleler bunların. Geçilmeyen köprü ve yol için hazineden dolarla, avroyla verilen garanti gelirler bunların. Kısacası zarar ve külfet milletin, kar ve ballı gelirler 5 tane müteahhidin. 83 milyonluk koskoca ülke. İşi gücü bırakmışız, bir avuç yandaşın mutluluğu için çalışıp duruyoruz. Şimdi bizim anlayışımıza göre vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Hafta içinde 2019 vergi rekortmenleri listesi yayımlandı. Fakat en çok gelir vergisi ödeyenler listesinde sarayın ballı ihalelerine abone olan, dünyada kamudan en çok ihale alanlar arasında ilk ona giren bu müteahhitlerin ismi yoktu. Gelir vergisi verirken demek ki bunlar ilk yüze girememişler. Girdilerse de biz bilmiyoruz. Çünkü şu listeye baktığınız zaman bakın bir sürü boşluk var. Bu listede ilk 100 kişiden 67'si benim adımı açıklamayın demiş. 100 rekortmenden sadece 33'ü benim ismimi açıklayabilirsiniz demiş. Bu iş böyle giderse bu liste yakında yayınlanmaz hale gelecek. Şimdi ben merak ediyorum, vergisini ödeyen, vatandaşlık görevini yerine getirmenin kıvancını yaşayan biri neden benim ismimi bu listeye koymayın der? Neden çekiniyor? Neden utanıyor? Neden korkuyor? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Kurumlar vergisinde ilk 10'da yer alan kurumların 7'si de banka. Yani faiz lobisi. 2. sırada Ziraat Bankası var. Çiftçinin bankası. Ama bu yıl Ziraat Bankası çiftçiden kredi kartı yıllık üyelik aidatı için 280 lira para istiyor. Bu konuda bize çok sayıda şikayet geliyor. El insaf. Aidat mı alıyorsunuz, çiftçiden haraç mı kesiyorsunuz? Bu konunun derhal düzeltilmesini bekliyoruz. Milletimiz bu kadar sesini duymayan, bu kadar beceriksiz, bu kadar millete hizmet edene düşman ve haset bir yönetimi daha önce hiç görmedi. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta Erdoğan yüksek faize karşıyım dedi. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında uzun bir müddet faizler yüksek kalmaya devam edecek dedi. Gerekirse faizleri daha da arttırırım diye ilave etmeyi de unutmadı. Yani bir anlamda sıcak paracılara ve faiz baronlarına söz verdi. Erdoğan Türkiye'yi sıcak paracılar için faiz cenneti yaptı. Halep oradaysa arşın burada. Damat bakanın görevden ayrıldığı tarihte ülkeye 10 milyon dolar getiren bir sıcak paracı, parasını devlet tahviline yatırdıysa 2,5 ayda 1 milyon 524 bin 458 kazandı. Yani 3 aydan az bir sürede dolar bazında %15 getiri. Bunu bir yılla vursanız %70 getiri. Ya korkunç bir rakam. Dünyanın neresinde böyle karlı iş var? Bu parayı borsaya yatırdıysa da 3 aydan az sürede 4 milyon 904 bin 333 dolar kazandı. Sadece 2,5 ayda %49 getiri. Çok açık söylüyorum. Tekrarlıyorum. Dünyanın neresinde bu kadar kısa sürede bu kadar büyük kazançlar var? Bu hafta hazine 2 tane Eurobond ihracı yaptı. Biri 5 yıllık, diğeri 10 yıllık. Toplam 3,5 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirdi. Dolar bazında faiz %5'e dayandı. Aslında bu verdikleri faiz Amerika Birleşik Devletleri'nde çöp diye tanımlanan riskli tahvillerin faizinden bile yüksek.
Almanya'da 5 yıllık tahvilin faizi negatif, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise %44. Türkiye'de aynı vadede verilen faiz %4,9. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faizin 11 katı. E şimdi adamlara ne isterseniz vereceğiz demişsiniz. Adamlar da koşa koşa gelmişler. E sonra da şimdi çıkıyorsunuz milletin önünde, ya nasıl bir talep geldi diye böbürleniyorsunuz. E bu kadar faize herkes gelir. Bir de şunu sormak istiyorum. Neden dışarıdan dövizle borçlanıyorsunuz? Neden dövize ihtiyacınız var? Hazinenin kasasında Türk lirası para var. Sarayın har vurup harman savurduğu 128 milyar doları yerine koymak için bunu yapıyorsunuz. Dünyanın en yüksek faizlerinden birini bu iş için vermeye razısınız. Ama vatandaşlarımız da şunu çok iyi bilsinler. Maalesef memleket bunların verdiği faizi de aldığı borcu da tüy bitmedik yetimin sırtından ödeyecek. Meydanlarda faize karşıyız. Faiz kötülüklerin anası diye bar bar bağıranlar Türkiye'yi dünya faiz liginin yıldızı yaptılar. Ayıptır, günahtır. %17'lik politika faiziyle tüm dünya ülkeleri içinde en yüksek faize sahip 10. ülkeyiz. Rakiplerimiz kim? Sudan, Kongo, Liberya, Zimbabwe. E ne oluyor Sayın Erdoğan? Hani artık yüksek faiz ödemeyecektik? Borçları üretip kendi kaynaklarımızla ödeyecektik. Bu ne periz? Bu ne lahana turşusu? Fikriniz neyse zikrinizde o olsun. Yani Yeni Hazine ve Maliye Bakanı da geçtiğimiz günlerde ilk hatasını yaptı. Bütçe gerçekleşme tahminini bütçe hedefiyle karşılaştırdı. Tasarruf ettik diye hava atmaya kalktı. Merkezi yönetim borç stoku 2020'de 483 milyar lira artmış. Rekor kırmış tek bir yılda. 2 yıl üst üste faiz dışı açık vermişiz. Yani borcu borç alarak ödemişiz. Sonra da çıkıyor bakan, tasarruf yaptık diyor. Sayın Bakan, bu güven tahtasına çaktığınız ilk çivi, biliyorsunuz çivi çıkar ama izi kalır. 2020 bütçesinde hazinenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı borçlanma yetkisi ne kadardı? 140 milyar lira. 2020'de gerçekleşen net borçlanma ne kadar oldu? 241 milyar lira. Meclisin başlangıçta verdiği yetkiyi 100 milyar lira aşacaksınız. Meclisten aldığınız faiz dışı harcama yetkisini 112 milyar lira aşacaksınız. Sonra da hesap oyunlarıyla ek bütçe getirmeyeceksiniz. Borçlanma limitleriyle oynayarak durumu idare etmeye çalışacaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun eski başkanı olarak bu yapılanların ne anlama geldiğini bilmemeniz mümkün değildir. Onun için çıkıp tasarruf yapmaktan bahsetmeniz maalesef güveni azaltan bir husus olmuştur. Bu arada bütçe açığının milli geliri oranı 2021 için %4,3'ten %3,5'a çektik demişsiniz. E bu bütçe daha meclisten daha yeni geçti. Yıl başlayalı bir ay bile olmadı. Bu açığı nasıl düşürdünüz Sayın Bakan? Şu salgın döneminde hangi harcamaları kısıyorsunuz? Yoksa hangi vergileri arttırıyorsunuz? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervleri bulup bütçeye gelir mi yazacaksınız yoksa? Bir kez daha uyarıyorum. Bu işler böyle ayaküstü açıklamalarla olmaz. Gayri safi yurt içi hasılanın %1'ine yakın bir açıkta azaltma yapıyorsunuz ama neyi nasıl yapacağınızı derli toplu bir program dahilinde anlatmıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman çok ciddi güven kaybı olur. Fırsatları kaçırıyorsunuz. Güven ruh gibidir. Çıktığı bedene bir daha asla girmez. Bunu aslında en iyi selefiniz olan damat bakan bilirdi. Ama devir teslim yapmadığı için onun bedelini, onun maliyetini size anlatamadı. Makam odasındaki çekmecelere bir bakın. Belki size üç zarf bırakmıştır.
Değerli basın mensupları, milletimizin bir diğer yakıcı gündemi işsizlik. Eğitimli, nitelikli, iş tecrübesi olan yüz binlerce gencimiz işsiz. Sosyal medya umudunu yitiren evlatlarımızın çığlık odasına döndü. Bizim bir evladımız 31 yaşındayım, sigorta girişim yok diyor. Bir başkası üniversite mezunuyum, çalmadığım kapı kalmadı, iş bulamıyorum, bu yaşımda tükendim diyor. Bir diğeri iki çocuk babasıyım, işsiz kaldım, evde yiyecek ekmek bile kalmadı, Allah rızası için sesimi duyun diyor. Peki saraydan bu sesleri duyan var mı? Yok. Bu ülkede 1.224.000 üniversite mezunu işsiz. Dün Kırşehir'de 31 yaşında üniversite mezunu bir gencimiz, Sayın Genel Başkanımızın yanına gelerek, üniversite okuduğuma pişmanım, okumasam daha rahat iş bulurdum demiş. Artık bu ülkede gençleri bile okuduğuna pişman ettiniz. İş bulmaktan umudunu keseni işsizden saymayan TÜİK'e göre neredeyse her 3 işsizden biri üniversite mezunu. Evlenme çağına gelmiş 20-29 yaş arasındaki 4,5 milyon gencimiz ne okuyor ne de bir işte çalışıyor. Taşı sıksa suyunu çıkaracak bu gençler evde ailelerinin eline bakıyor. Peki onların çığlıkları, haykırışları saraya ulaşıyor mu? Hayır. Saraydakilerin keyfi yerinde, saray sosyetesi ve beslemeleri üçer beşer maaşla semirmeye devam ediyor. Çok açık söylüyorum, gençlerine umut veremeyen bir ülke geleceğe güvenle bakamaz. Gençlerine umut veremeyen bir hükümet vizyondan, projeden, başarıdan bahsedemez. Bundan 10 yıl önce 2023 yılında millete işsizliği %5'e düşürmeyi taahhüt etmişlerdi. Şimdi bu taahhüdü unuttular, işsizlik %11'e çıkacak diyorlar. Yine 2023'te fert başına milli gelirimiz 25 bin dolar olacak, oraya çıkaracağız diye taahhüt etmişlerdi. Şimdi olsa olsa 10 bin dolar olur diyorlar. 2023'te toplam gelirimiz 2 trilyon dolara yükselecek ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına girecektik. Taahhüt ettikleri buydu. Şimdi 2023'te milli gelir ancak 875 milyar dolar olur. Öyle olursa da öpüp başınıza koyun diyorlar. Tabii artık 10 büyük ekonomi arasına girmekte hayal oldu. Bu yıl ilk 20'den düşme riski oluştu. 2023 hedefleri diye davulla zurnayla ilan ettikleri tüm hedefler daha 2023'e gelmeden çöktü. Artık millete verecekleri bir şey kalmadı. Şimdi tek bir hedefleri var. O da 2023'e kadar altlarındaki koltuğu korumak. Ama milletimiz de kendilerine sırt çevirenleri görüyor. Ekmeğine, aşına, işine göz koyanları biliyor. Notlarını veriyor. Önüne sabırsızlıkla gelmesini beklediği ilk sandıkta da bunları evlerine göndermek için gün sayıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Müsaadenizle onları ileteceğim. İlk soru KRT tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Cumhurbaşkanlığı kararıyla borçlu belediyelerin bütçeden kesinti oranı %40'tan %50'ye çıkarıldı. Düzenleme nedeniyle hizmette bir aksama yaşanması söz konusu olur mu? Belediyelere %50'lik pay yetecek mi? Sizin bu hususa ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Şimdi bu salgın döneminde belediyelerimizin yükleri arttı. Hem toplayacakları vergilerden vazgeçebiliyorlar, hem alacakları kiraları erteliyorlar, hem de bu elektrik, su faturalarında da tahsil etmiyorlar. Belediyelerimiz mümkün olduğunca bu zor dönemde vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir çaba içindeyken belediyeler, siyasi kinle belediyelere verilen paranın kesilmesi anlaşılır gibi değil. Aslında bu paraların kesilmesi belediyeye değil, vatandaşlara husumettir. Onun yanında yine Cumhurbaşkanlığı'nın onayıyla kendi belediyelerinden kestiklerini telafi edecek bir takım yöntemleri de sarayda geliştirdiler. Açık söyleyeyim, bu bizlerin
belediyelerinin yaptıklarını çekememezliktir, hasetliktir. Ama söylüyoruz, ne yaparlarsa yapsınlar, belediyelerimiz vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Evet. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekmek kuyruklarını, elma kuyruklarını, sebze kuyruklarını gündeme getirmeniz karşısında Cumhurbaşkanı CHP sokaklarda rastgele çekilen fotoğraflarla milletimizi karamsarlığa sürüklüyor dedi. Sizin bu yoruma ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Şimdi bu ülke bu hale geldiyse benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlardan evine çöp rızık toplayıp götürüyorsa hafta pazarlarının artıklarını toplayıp evlerine götürüyorsa meydanlar açız açız diye bağırıyorsa evinin kirasını, suyunun, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa artık benim halkım yandım Allah diyorsa bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Bu hükümet bunun sorumluluğunu taşımıyor mu? Diye sonra sonra iktidara gelenler şimdi saraylarda oturunca dün söylediklerini hatırlamaz, dün gördüklerini görmez, dün duyduklarını duymaz oldular. Tabii saraydan baktığınızda bu fotoğraflar size gerçek gibi gelmeyebilir. Ama biliniz ki bu yürek sızlatan görüntüler 18 yıldır yönettiğiniz ya da yönetemediğiniz ülkenin herhangi bir sokağında rast gelebileceğiniz fotoğraflardır. Efendim, Halk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak katılacağımız seçim 2023'te dedi. Özellikle milli görüş kökenli isimlere ziyaretleri de sürüyor. Sizin bu açıklamaya ve bu ziyaretlere ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Şimdi biz her zaman istişareyi, karşılıklı görüşmeyi savuna geldik. Yeter ki burada milletin dertleri görüşülsün, milletin dertlerine derman üretilsin. Ama saraylarda oturduğunuz zaman tek düşünceniz var, o koltuğu korumak. Şimdi artık şu netleşmiştir. Mevcut tabloda Cumhur İttifakı'nın %50+1'i alması mümkün değildir. Bu çerçevede benim anladığım bu görüşmeler seçim sistemine dönük bir takım konuşmalar, projeler hepsi bu telaş, bu sıkıntı içinde yapılan görüşmelerdir. Hep söylüyorum, korkunun ecele faydası yoktur. Eğer beceremiyorsanız gideceksiniz, millet sizi götürecek. Sandığı da getirmek zorunda kalacaksınız. Sonuç itibariyle o sandıkta da millet size yerinizi gösterecek. Öyle oturmuş demokrasilerde erken seçim olmaz falan. Doğru. Oturmuş demokrasilerde erken seçim olmaz diye bir şey yok. Oturmuş demokrasilerde zamanında seçimde olur. Eğer iktidarlar artık işi yönetemediklerini görüyorlarsa erken seçimde olur. Dolayısıyla vatandaşın sırtındaki yükü daha fazla arttırmama sorumluluğunu taşırlar iktidarlar. Evet. Efendim, A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan annelere zafer işareti yapması tepkiyle karşılandı. Savcılık tarafından milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Tüm anneler için çocukları çok önemlidir. Anneler orada çocuklarına kavuşmak istemektedirler. Siyasetçi olsun olmasın herkes annelerin bu taleplerini saygıyla karşılamak zorundadır. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar.